Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için dondurucuda karnıyarık patlıcan nasıl saklanır sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yöntemle hazırladığınız zaman çok hafif oluyor, çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 12 tane patlıcan kullanıyorum. Ben patlıcanları daha önce hazırladım. Bir tanesini ayırdım sizlere gösterebilmek için. Patlıcanın sap kısmını bıçakla kesiyorum. Sert kısmından biraz üzerinde bırakıyorum. Patlıcan pişerken dağılmasın. Çok az sert kısmından bırakıp alacalı soyalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdim. Patlıcan miktarı tamamen size kalmış. İstediğiniz miktarda patlıcanı közleyip dolaba atabilirsiniz. Patlıcanların içinin daha güzel pişmesi için çatalla birkaç yerinden delikler açıyorum. Patlıcanların üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Çok az zeytinyağında pişireceğim. Fırında közlüyorum. Çok hafif oluyor. Bir fırçayla yağı üzerine sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. 40 dakika pişti. Patlıcanların yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer patlıcanlar yumuşamışsa olmuş demektir. Patlıcanlarınız küçükse, ince ise 30 dakikada da olabilir. Kontrol edin. 30 dakikadan sonra bakın. Eğer yumuşamışsa alabilirsiniz. Patlıcanlar soğumaya bıraktım. Patlıcanlar soğuduktan sonra bir bıçakla ortadan kesik atıyorum. İçine de bir dilim domates ve bir dilim yeşil biber koyuyorum. Kışın hazırlarken çok kolay olacak. Hemen üzerine koyup pişirebilirsiniz. Üç tane yan yana olacak şekilde patlıcanları poşete yerleştirelim. Bir pipetle poşetin havasını alıyorum. Bu şekilde hazırlandığı zaman dondurucuda fazla yerde kaplamamış oluyor. İyice havasını aldıktan sonra ağız kısmını sıkıca bağlayalım. Bütün patlıcanları hazırladım. Buzdolabı kokusunu en aza indirebilmek için ben tekrar bir poşete daha geçiriyorum. Eğer isterseniz kalın buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Tekrar poşete geçirip hazırlıyorum. Bu şekilde dondurucuda saklıyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.